Zihnini yöneten hayatını yönetir. Zihin bir direksiyon gibidir. Zihnini neyle doldurursan seni o tarafa çeker. Bunun için bir örnek vermek istiyorum. Kayak kayanlar bilirler. Bizim burada Avusturya'da kayak kayma merkezleri var. Hatta Almanya'da Alpin Center diye bir yer var bizim Bottrop'ta. Orada suni kar üzerinde kayma imkanım var. Yani bir merkez oluşturmuşlar bu şekilde. Bunu kendim deneyimlediğim için sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi kayak kayarken o esnada bir sessizlik oluşuyor. Sadece sen varsın. Rüzgar sesini alıyorsun ve aşağı kaydıkça daha da hızlanıyorsun. Daha hızlanırken ister istemez heyecan oluşabilir, panik oluşabilir. Bu esnada önemli olan duygularına ve düşüncelerine hakim olmak. Çünkü eğer panik olursan, düşüncelerini, duygularını kaybedersen, korku duygusu oluşursa birden panik olup yere düşme ihtimalin çok yüksek. Dolayısıyla duygularına hakim olman gerekmektedir. Ve davranışların, düşüncelerin aynası olduğu için sen sağ düşündüğün zaman otomatikmen sağa kayıyorsun. Sol düşündüğün zaman otomatikmen sola kayıyorsun. Yani senin düşüncelerin hangi tarafa gideceğine karar veriyor. Sadece düşüncelerinle kendini yönlendirebiliyorsun kayak kayarken. Gerçek hayat da bu şekilde. Ben iktisat psikolojisini okurken üniversitede orada da bunu işlemiştik. Konu olarak. Senin duyguların düşüncelerini, düşüncelerin davranışlarını, davranışların tekrar duygularını etkiler. Yani bu bir çark gibidir. Senin duyguların ve düşüncelerin negatifse eğer senin davranışların da negatif oluyor. Bu çark eğer negatifse seni aşağı çeker. Eğer bu çark pozitifse seni yüceltir, yükseltir. Yani hayatını pozitif hale getirir. Çünkü senin davranışların da hayatına yansıyor. Şöyle örnek vereyim. Sen bir iş insanısın. Çalışıyorsun, gayret gösteriyorsun. Elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Yani başarılı olmana aslında hiçbir engel yok. Ama bir türlü ilerleyemiyorsun. Devamlı yerinde sayıyorsun. Neden? Bunun sonucuna baktığımız zaman onlarca, yüzlerce farklı sebep engel olabilir. Seni engelleyen zihnindeki düşünceler. Biz bunlara kilit diyoruz. Yüzlerce farklı kilit olduğu için kişiyi analiz etmemiz gerekir. Ama genellikle kişi, iş insanıysa eğer paraya karşı bir ön yargısı var. Zenginlere karşı bir ön yargısı var. Patronlara karşı bir ön yargısı var. Eğer bir esnaf veya girişimci aileden gelmiyorsa, eğer ailesinde ilk iş insanıysa, o zaman genellikle bu ön yargıları duyduğu için annesinden babasından otomatikmen zenginlere karşı, patronlara karşı veya paraya karşı bir ön yargısı oluyor ve bu kilitler senin başarılı olmana engel oluyor. Adam diyor ki hocam ne kadar çalışırsam çalışayım her yolu denedim. Bir türlü ilerleyemiyorum. Aslında hiçbir sebep yok başarılı olamamama. Bir sebep yok diyor. Yani teknik olarak bütün her şeyi denedim. Teknik, taktik, strateji olarak baktığımız zaman her şeyi doğru yapıyorum ama yerimde sayıklıyorum. İlerleyemiyorum diyor adam. Bize bu şekilde gelenlere biz devamlı ilk önce zihnini analiz ediyoruz. Yani kişiyi engelleyen kilitler nedir? Biz o taraftan bakıyoruz. Analiz ettiğimizde devamlı paraya karşı bir ön yargısı olduğunu görüyoruz. Diyor ki helal yoldan para kazanılmaz. Para elin kiridir. Para kazanırsam bozulurum, şahsiyetim bozulur, para insanı bozar gibi buna benzer kilitler zihninde olduğu için kişinin iş hayatında bir türlü ilerleyemiyor. Bakıyoruz adam 40-50 tane elemanı var. Aylık yüz binlerce euro ciro yapıyor. Buna rağmen günün sonunda baktığımız zaman adamın cebinde 3000, 5000, 6000 euro parası yok. Yani adamın elindeki paranın bereketi yok. Adamın elemanları patrondan daha iyi yaşıyor. Bir patron olarak hak ettiğim parayı kazanamıyorum diye bize başvuran birçok iş insanı olduğu için bu videoyu yapmak istedim. Bu durumun ana sebebine bakacak olursak adam taktiksel düzeyde her şeyi doğru yapıyor olabilir. Ama zihnindeki bu kilitler onun bu süreç esnasında hatalar yapmasına vesile oluyor. Kör yapıyor adamı. Yani adam yaptığı hataların farkında değil. Betriebsblind diyor Almanlar buna. Yani işletmesinde yaptığı hataların farkında değil. Hataların körü olmuş. Yani görmüyor. Hataların farkında olmadığı için bir türlü ilerleyemiyor. Ve bu körlüğün sebeplerinden bir tanesinin kafasındaki kilitler. Eğer sen kafandaki kilitlerden kurtulursan, zenginliğe bakış açını değiştirirsen, başarıya bakış açını değiştirirsen veya farkında olmadığın zihninde herhangi bir kilit vardır. Örneğin bize bu şekilde danışanlar da oldu. Belki şöyle düşünüyorsundur. Ben para kazanırsam aile içerisinde huzursuzluklar başlar. Veya bir iş kadını olarak ben eşimden daha fazla para kazanırsam aramızda iletişim sorunları başlar gibi farklı farklı her türlü kilitlerle karşılaştığımız için önemli olan bu kafadaki kilitleri bulmak gerekiyor. Bu kilitleri bulup çözdüğünüz zaman hayatınıza yansıyor bu. Çünkü dediğim gibi duygular, düşünceleri, düşünceler, davranışları, davranışlar da hayatımızı etkiler. Yani sen nasıl davranırsan hayatın o şekilde olur. Eğer başarılı bir hayata kavuşmak istiyorsan o zaman zihnini başarıya programlaman gerekmektedir. Bunun başka yolu yok. Senin bir iş adamı, bir iş insanı olarak daha fazla bilgiye ihtiyacın yok. Taktiksel düzeyde, strateji veya taktiksel düzeyde
her şeyi biliyorsun aslında. Yani senin başarılı olman için herhangi bir şekilde bilgi eksikliği yok sende. Bu kaynaklar senin içinde var. Önemli olan bu kaynaklara ulaşabilmek. Ve bu kaynaklara ulaşamamanın tek sebebi kafandaki kilitler. Bu kafandaki kilitler senin o içinde gizli kalmış potansiyelini fark etmeni engelliyor. Senin amacın ne olması lazım? Kafandaki bu kilitlerden kurtulmak. Kafandaki bu kilitlerden kurtulduğun zaman, teker teker kurtulduğun zaman, o zaman içinde o fark etmediğin, uzun yıllardır seni bekleyen o müthiş potansiyeli keşfedebiliyorsun. Yani seni başarıya ulaştıran o kaynak senin içinde zaten var. Önemli olan bunu açığa çıkarman gerekiyor. Açığa çıkarabilmek için de zihnini başarıya programlaman gerekiyor. Kafandaki kilitlerden kurtulman gerekiyor. Ve bu sebeplerden dolayı bu duruma maruz kalan birçok iş insanıyla karşılaştığımız için, bize başvuran onlarca iş insanı olduğu için bu konuyla ilgili özel bir eğitim programı oluşturduk. Bolluk Bereket Eğitimi. Ve bu eğitimle biz başarıya engel olan tüm kafadaki kilitleri teker teker açıyoruz. Kafadaki kilitler nedir? Bunlar analiz ediliyor. Bunları bulup tespit ettikten sonra ortadan kaldırıyoruz ve zihnini başarıya programlıyoruz. Bu şekilde ilerlediğimiz zaman kişi içinde o gizli kalmış potansiyelini keşfedip açığa çıkarıyor ve yıllardan beri arzuladığı, o hedeflediği sonuçlara ulaşıp çocuklarına, ailesine daha güzel bir gelecek sunabiliyor. Senin şu andaki hedefin daha fazla bilgi edinmek değil. Senin hedefin şu anda kafandaki kilitlerden kurtulmak ve içindeki potansiyeli açığa çıkarmak olmalı. Eğer sen de bu konuda ilerlemek istiyorsan, bizden destek almak istiyorsan eğitimlerimize başvurabilirsin. Bunun için videonun altındaki linke tıkla, başvuru gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.